Selam Nuriş. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Siz nasılsınız? Boşverin. Beyaz TV, insan bilim, insan bilim beyin programı. Sizinle ufak bir röportaj yapabilir miyiz? Olur. Olur mu? Olur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Oturalım yanınıza. İsim neydi? Yaprak. He? Yaprak. Ne? Yaprak. Yaprak. Ha, yaprak. Yaprak. Evet. Yaprakçım. İlginç sorularımız olacak sana. Bu program çok farklı bir program ya. Ya şerefsizim adam gibi bir tane programımız var. Harbi diyorum ya, bir hakikaten insanlara dobra dobra adam gidip soru soran. Yani gerçeklerin peşinde koşan bir program. Yeni başladı bizde. Yani programın göbek ismi hatta adam gibi adam oldu. Programın ismi. Yani insanlara birebir nasıl sokakta rahat konuşabiliyorsunuz ya. Bu da aynı öyle bir program. Ya yani yapmacık bir hareketler yok yani. Adam delikanlı böyle lakaylık makaylık öyle bir program yapacağım. Öyle bir programa ihtiyaç var, biliyor musun? Yani varmış demek ki. Yani var var. Demek ki değil, var. Bir dünya para harcadık programı var ya. Yapacağım. Hiç insan olmayı düşündün mesela? İnsanım ben zaten. Ya uzaktan bize tavşan gibi falan görünüyorsun. Ay yapacağım, tabii ki insansın. Ay soruyu anlayamıyorsun. Yani insan mısın sen ya? Evet, insanım ben. Emin misin? Eminim. Ya hiç düşündüm böyle aynanın karşısına geçip dedim ya, insan mıyım diye. Dedim. Ne oldu, ne çıktı netice? İnsan olduğuma karar verdim. Ne zaman karar verdin? İşte eski bir zamanda. Çok tıkandın sen, ne oldu sana yapar? Yüzün buruştu. Ağzıma sokuyorsunuz da. Ben kaçacağım dedim oğlum, şu mikrofonları böyle uzun yapmayın ya. Millet rahatsız oluyor, görüyorsun. Buna kısası yok mu? Böyle tutalım mikrofonu, böyle kutralım insanlara ya. Tutalım bir ufacık mikrofonu, şöyle tutalım insanlara, insanlar rahatsız olmasın. Bu... Tamam, o teknik müdüre ben söyledim. Ha. Bir dahaki neyse böyle bir ufacık bir çık. Evet. Peki, nasıl insansın, iyi misin ya? Yani? İyi insanımdır ben, iyi insanımdır. Peki, aynanın karşısında kendine bu soruyu sormuşsan bir sıkıntı var ki sen bu soruyu sordun kendine, ben insan mıyım diye. Yani hayat şartları zor oluyor, insan kendinden bir şüpheye düşüyor, bir soruyor, sonra tekrar bir cevap veriyor. Peki, biz istediğimiz cevap alamadık ama Eprak olsun, yine teşekkür ederim. Yüzünüz lütfen gülsün, bak güneş de varıyor, gülün yani. Tamam. Ya yapma, çok kızdın galiba bize, delikanlı cevap versen, kızdı mı sen bize şimdi? Yok, kızmadım. Yaklaşımdan dolayı kızdın ama. Kızmadım da biraz gerildim. Aynı şey çıkıyor zaten, ikisi de kanka onların, kızmaktan gerilmek aynı şey, kankaya giriyor. Yapacağım, biz de sana bir şaka yaptık. Yani böyle soru şak bizim böyle röportaj şakalarımızda insana böyle absürt sorular soruyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Kusura bakmıyorsun. Tabii ki böyle sorular olmaz. Bu şaka şaka, bu sorular kardeşim ben bu arada. Bu kamera şakası programı bu. Sana yaptığımız böyle çekirdek şakası bir hep birlikte. Bana yapılan şakaya fena şekilde uyuz oldum ama esas şaka şimdi geliyor. Dişlerini kıracaksın konuşurken. Hala sinirli misin bize karşı? Gerildim. Yani bir anda gelince ben de... Röportaj zannetmiştim. Anladım. Biz ne yaptık? Otur yemek pişirdik. Biz de röportaj yaptık. Evet, biraz absürttü. Sen burada kim bekliyorsun? Arkadaşımı bekliyorum. Kim o? Sevgilim mi? Sevgilim bekliyorum. Üç arkadaşın da mı var? Evet. Ya sana helal olsun ya. Sana aferin ya. Sana helal olsun Yaprak ya. Ne zaman yaptın? Oldu bayağı. Bayağı da oldu. Oldu, evet. Çocuk kör mü topal mı? Yani şey hani gözü açık mı? Açık. Şaka yapıyorum tabii, gül gibi insansın. Tamam, biz kaçalım istersen. Sen çünkü evet. Dişlerini iyice şey yapıyorsun. İşte Allah kulak versin. Canım işte buyurun de sıradaki şaka izleyin de. Lanet olsun de. Ya, izleyin de ya. Senin tarzın da. Sen kendi tarzınca anons yap. Ya izleyin de ya, adamın şakası mı neyi varmış. Konuşup duruyor. Bu da boş var da duruyor. İzleyin şunu şakasını. Dişlerini böyle sık, tamam izleyin. İzleyin de şunu. Bu şakaları kaçırmayın sakın.